Ortaokul Matematik dersinde teknoloji kullanımı üzerine yaptığım bir değerlendirmeyi sizinle paylaşacağız. Buradaki ana temamız teknolojik gelişmelerin eğitime etkisi, alt temamız eğitimde teknoloji kullanımı. Günümüzde hayatın her alanında bilgisayar kullanımının artmasıyla teknoloji kullanımı eğitim alanının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Matematik öğretiminde ve öğreniminde dijital teknolojilerin ve özellikle mobil teknolojilerin kullanımı araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında giderek artan bir ilgi kazanmaktadır. Son incelemeler teknolojinin matematik eğitimine entegrasyonu ile ilgili fırsatları, zorlukları ve engelleri vurgulamaktadır. Birey ve Tagney, matematik eğitiminde dijital teknolojinin kullanımına ilişkin ampirik araştırma incelemesinde müdahalelerin çoğunluğunu güçlendirme olarak sınıflandırmış. Teknolojinin geleneksel yaklaşımları geliştirmek, bazı işlevsel kavramsal içeriklerin sağlanması için dış kaynaklardan yararlanıldığını öne sürmüştür. Teknolojik kullanımı aynı zamanda matematiğin öğretilmesini ve öğrenilmesini geliştirme potansiyeline sahip olup öğrenci başarısı ve öz yeterliliğin yanı sıra üst düzey düşünme becerilerinde kazanımlara yol açmıştır. Literatürde matematik eğitiminde teknoloji konusunda 2000-2011 ve 2017-2021 yılları arasında yapılan çalışmaların dağılımlarını gösteren iki çalışmaya rastlanılmış ve bu çalışmalar genellikle Türkiye'deki her kademedeki matematik eğitimine odaklanmıştır. Bu çalışma ise 2019-2023 yılları arasında Türkiye'de ortaokullarda matematik dersinde teknoloji kullanımını inceleyen araştırmaların yıllara ve yöntemlerine göre dağılımlarını ve bu çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesini ortaya koyan bir çalışmadır. Araştırmada Türkiye'de ortaokul matematik dersinde teknoloji kullanımı konusunda 2019-2023 yılları arasında Derki Park veri tabanında yayınlanmış çalışmaların sonuçları incelenmiş ve bu sonuçlara bağlı olarak genel bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Araştırmada problem cümlemiz araştırmaların sonuçlarına göre Türkiye'de ortaokul matematik dersinde teknoloji kullanımının etkileri nasıldır şeklinde olmuştur. Problem cümlemize ilişkin alt problemler ise şu şekildedir. Araştırmaların sonuçlarına göre Türkiye'de ortaokul matematik dersinde teknoloji kullanımının olumlu etkileri nasıldır? Araştırmaların sonuçlarına göre Türkiye'de ortaokul matematik dersinde teknoloji kullanımının olumsuz etkileri nasıldır? Çalışmamızda nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın deseni Belirlenen konu ile ilgili hazırlanmış araştırmaların belirlenmiş kriterleri uygun bir şekilde sistemli ve yan tutmadan değerlendirilmesini ve sentezlenmesini amaçlayan sistematik değerlendirmedir. Bu araştırmada veriler 2019-2023 yılları arasında Türkiye'de ortaokul matematik dersinde teknolojik kullanımı ile ilgili yapılmış makalelerden elde edilmiştir. Bu makalelere ulaşabilmek için bilişim uzaktan eğitim, EBA, matematik, gerçekçi matematik gibi anahtar kelimeler kullanılarak dergi park veri tabanından tarama yapılmıştır. Verilerin toplanmasına ilişkin Prizma 2020'ye göre akış şemamız verilmiştir. Yandaki şekli incelediğimizde dergi park veri tabanında yapılan tarama sonucunda öncelikle 81 belge elde edilmiş. El, yapılan taramalar ve uygunluk değerlendirmelerinden sonra 33 makalemiz e, araştırmaya dikkate alınmıştır. Araştırmamızda incelenen makalelerin 2019-2023 yılları arasındaki dağılımı sütun grafiğimizde belirtilmiştir. Grafikte görüldüğü üzere İncelenen makalelerin 27 tam yüzde 27'sinin 2019 yılında, yüzde 15 tam 15'inin 2020 yılında, 24 tam yüzde 24'ünün 2021 yılında, yüzde 24 tam yüzde 24'ünün 2022 yılında ve 9 tam yüzde 9'unun 2023 yılında yayınlandığı belirlenmiştir. Yandaki daire grafiğimizi incelediğimizde araştırmada incelenen makalelerin 42 tam 42'sinin nicel araştırma, 48 tam yüzde 48'inin nitel araştırma, 9 tam yüzde 9'un ise hem nicel hem nitel olmak üzere karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Birinci alt problemimiz olan Türkiye'de matematik dersinde teknoloji kullanımının olumlu etkilerine ait bulgularımızdan matematik dersine karşı algı, tutum ve motivasyon, motivasyonları üzerinde olumlu etkilerinin olması altı makale. Derslerde kullanılan teknolojik araç gereçlerin içerik olarak müfredatla uyumlu ve pratik olması 5 makale. Tekrarlanabilirlik ve eğitim sürekliliği açısından faydalı olması altı makale. Derslere aktif katılımının sağlanması 2 makale, öğrenme etkinliklerinin sayıca ve çeşit açısından fazla olması 4 makale, öğrenci başarısını arttırması 11 makale, teknoloji odaklı ortaokul matematik öğretmeni ve aday öğretmenlerinin verilen eğitimler öz yeterlik, teknoloji kabul düzeyleri, teknopedagogik eğitim yeterlik algılarını arttırması 5 makale, tam sayılar, kesirler, bölme, dönüşüm geometrisi, eşitlik, denklem, oran orantı gibi konularda geleneksel öğretime göre daha etkili olması 15 makale. Derslerin ilgi çekici ve eğlenceli hale gelmesi bulguları 9 makale içerisinde verilmiştir. İkinci alt problemimiz olan Türkiye'de matematik dersinde teknoloji kullanımının olumsuz etkilerine ait bulgulardan başarı seviyelerinde düşme, EBA'nın yetersiz olması, çizim becerilerini geliştirememeleri, öğrencilerin derse aktif katılımını zorlaştırması ikişer makale içerisinde. Dikkat dağınıklılığının olması, not tutma alışkanlığını edinememeleri, matematik Dersine ilişkin tutumlarında etkisinin olmaması üçer makale, uzaktan eğitimde sorunlar yaşanması 5 makale, teknolojiyi derse entegre etmede zorluk yaşanması 6 makale, iletişim ve geri bildirimlerin sınırlı olması 6 makale, her öğrencinin internet ve teknolojik araçlara sahip olmamaları bulguları 4 makale içerisinde tespit edilmiştir. Sonuç olarak ortaokul matematik öğretiminde teknoloji kullanımının incelenen yıllara göre belirgin bir artış göster, eğilim göstermediği, incelenen makalelerde kullanılan araştırma yöntemlerinin ise ağırlıklı olarak nitel araştırma ve nicel araştırma yöntemleri olduğu belirlenmiştir. ...literatürde Tatar yazıcı ve Korkmaz tarafından yapılan araştırmalarda... ...ilgili konuda yapılan araştırmaların yıllara göre dağılımında belirgin bir artış göstermediği sonucuna da ulaşıla ulaşılmıştır. İncelenen makalelere göre ortaokul matematik öğretiminde teknoloji kullanımının tekrarlanabilme... ...öğrenme etkinliklerinin sayıca ve çeşit açısından fazla olması... ...öğrenci başarısını ve motivasyonunu artırması ortaokul matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlik algılarını artırması, tam sayılar, kesirler, dönüşüm geometrisi, eşitlik ve denklem gibi konularda geleneksel öğretime göre daha etkili olması, derslerin ilgi çekici ve eğlenceli hale gelmesi, derslerin içerik olarak zenginleşmesi gibi olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada incelenen makalelerin bazılarında, Matematik öğretiminde teknoloji kullanımının öğrencilerin ders aktif katılımını sağladığı, bazılarında ise öğrencilerin derslere aktif katılımını zorlaştırdığı belirlenmiştir. Ulaşılan bu farklı sonuçların incelenen araştırmaların örneklem grupları, araştırmaların yapıldığı bölge ve ilin sosyoekonomik durumu gibi faktörlerden kaynaklanabileceği söylenebilmektedir. Araştırmada incelenen makalelere göre Ortaokul matematik öğretiminde kullanımının, mat teknoloji kullanımının, öğrencilerin dikkatlerinin çabuk dağılması, not tutma alışkanlığını edinememeleri, çizim becerilerini geliştirememeleri, öğrencilerin matematik dersine ilişkin tutumlarında bir etkisinin olmaması gibi dezavantajların olduğu da tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında araştırmada ortaya konan ortaokul matematik öğretiminde teknoloji kullanımının olumsuz etkileri dikkate alınarak bu etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için çalışmalar yapılabilir. Gelecekte yapılacak ortaokul matematik öğretiminde teknoloji kullanımı yönelik araştırmalarda 21. yüzyılın becerilerinin etkisi incelenebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.